Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ortaklaşa projelerin kilit noktası GitHub'dan ve onu biraz daha arayüze sokacak olan GitKraken'den bahsedeceğiz. Ben hiçbir şeyim yok, hesabım da yok, hiçbir şey bilmiyorum. Bir noktadan işin içine girmem lazım. Nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğiz. Öncelikle GitHub.com üzerinden web sitesine ulaşabiliyoruz. Web sitesi üzerinden de bir hayli şey yapabiliyoruz. Bir yandan da masaüstü... Belki terminalden, konsoldan, komutlarla GitHub'a bir şeyler yükleyip, oradan bazı şeyler alıp versiyon kontrolü yapmak isteyebiliriz. Bu sebeple yüklememiz gereken e, GitHub'ın bir hani, local branching on the chip e, demiş burada hani, bizim bilgisayarda kurulu olacak bir versiyonuna ihtiyaç duyabiliriz. Bunu o yüzden indireceğiz. Bir de işleri biraz daha görsel bir şekilde kolaylaştıran e, bir arayüze sahip olan, Binlerce alternatif belki binlerce değil de bir sürü alternatifi var yine de git kullanımı kolay ücretsiz bir e, alternatif e, hangi konuda GitHub'ı kullanma konusunda ama GitHub tam olarak ne daha henüz bahsetmedik. Aslında ortaklaşa proje yönetebileceğimiz birden fazla kişinin katkıda bulunabileceği bir klasöre sahip olacağımız bir ortam GitHub böyle kısaca özet olarak baktığımız zaman tabii e, bir sürü e, ek özellik destekliyor temel özellikleriyle bu. Peki bu yöneteceğimiz proje ille de bir bilgisayar kodu programlama dilinde yazılmış bir şey mi olmak zorunda değil aslında. Belki kitap yazıyoruz işte ayrı ayrı bölümlerin tekst dosyalarını yükleyeceğimiz ama birden fazla kişinin katılımda bulunacağı bir projemiz de olabilir proje yönetimini kolaylaştırıyor. Birden fazla kişi katkıda bulunabiliyor ve projenin aslında eski sürümlerine geçiş yapabiliyoruz. Hani herkes bir şey eklediği zaman yeni bir versiyonunu oluşturuyor projenin aslında. O yüzden geriye dönüş kolaylığı sağlanmış oluyor veya bazen projemiz dallanıp budaklanabiliyor. Biraz da aslında deneyerek görmemiz güzel olacak. O yüzden sitesine gittim. Hani hesabım falan yok diye kabul ediyorum. O yüzden sign up diyerek Kayıt olacağım böyle afili bir giriş yapmışlar Hem onu da görmüş olduk. Mail adresiniz nedir diyor. Ben GitHub için kullanmadığım bir mail adresimi yazıyor olacağım. Hani diğer bazı mail adreslerimde çünkü şey var. GitHub hesabı oluşturulmuş durumda. Bir tane işte şifre belki. Ondan bundan şu harflerin olsun diye burada göstermiyor neyse ki. Sonra bir de kullanıcı adı belirlememiz isteniyor. Mesela bu Sinan 3 olsun eğer varsa varmış. Yani e, kullanıcı adı bu tıpkı bir hani web sitesindeki kullanıcı adı gibi şey. E, eşsiz bir kullanıcı adı olacak o yüzden. Var mı yok mu diye önceden oluşturulmuş mu diye kontrol ediyor. E, güncellemeler hakkında mail almak istemiyoruz dedim. Ne dedim. Ve insan olduğumuzu doğrulamamız gerekiyor. Sarmal galaksileri seçtiriyor bize. Yakın zamanda GitHub'a <laughs> kullanıcı oluşturmadıysanız ilginç olabilir hani bu arayüz. Ben hani eskiden ta yıllar yıllar önce kaydolurken böyle bir <laughs> arayüz üzerinden sunmuyordu bize. Şimdi mailinize de doğrulamak için kod gönderiyor. Bu kodu kopyalayıp yapıştıramıyoruz sanırım. Aa ee, yapıştırabiliyormuşuz tamam. Ee, burada da ufak bir şey var. Personalization hani sizin için kişiselleştirilmiş bir GitHub ee, Nesli paketi mi sunuyor öyle bir şey yapıyor. Buna gerek yok aslında. Hani burada hem biraz bilgi toplamış oluyor. Yani bizim kullanımımızı değiştirecek bir şey sunmuyor aslında. O musun bu musun şunu mu yapacaksın diyor. O yüzden kişiselleştirme aşamasını atlayarak doğrudan kitaba giriş yapabiliriz. Kitap da kitap <laughs> gibi bir şey. Ee, şimdi arayüzümüz bu şekilde. Sağ üst taraftan ben Sinan 3 olarak giriş yaptığımı görebiliyorum tabii her bir ayar neye yarıyor falan diye işin içine girmeyeceğiz. Şimdi öncelikle klasör oluşturmak istiyorum. Klasörlerimiz burada repository olarak geçiyor. Yeni bir repository oluşturacağım veya başka yerden de alabilirim ama hani diyelim ki baştan başlıyoruz işlere. Yeni bir tane oluşturacağım. Şurada artıya basarak da gidebiliyorum. New repository dedim. Şimdi bunun sahibi kim? Ben kendim olacağım. Eğer proje grubumuzda falan başka insanlar ol olacak olsaydı onları da sahip yapabilirdim. Ve bu ıı, repository'imizin bir adı olması gerekiyor. Buna mesela test1 şeklinde ilginç bir ad koyalım. Bu ad kullanılır mı kullanılamaz mı onu da söylüyor. Bunu şundan söylüyor. Benim aynı isimde bir klasörüm önceden varsa aynı isimde tekrar oluşturamam. Yani test diye bir şey oluşturduysam önceden tekrar test diye oluşturamam. Adı değişik olmak zorunda çünkü buna bir e, web adresi e, sunacak işte yukarıya yazabileceğimiz biçimde o yine eşsiz biçimde olmalı. İstersek bir açıklama yazabiliriz ve bu klasörü public yani halka açık veya özel halde tutabiliriz. Şimdi özel bir klasör olursa bu klasörü görmek için buna katkıda bulunmak için vesaire bizim buraya e, o kişileri Eklemiş olmamız lazım ki onlar görebilsin. Aksi takdirde sadece biz görebiliriz, sadece biz değiştirebiliriz bir projeyi. Public olduğu zaman herkes görebiliyor, herkes e, belli sürümlerine katkıda bulunabiliyor ve bizdeki projeye bazı değişiklik önerilerinde bulunabiliyor. Bu tür konulara değineceğiz. Şimdilik public olarak oluşturuyorum. Oluştururken yanında bir şeyler de oluşturalım mı? readme dosyası mesela GitHub sayfalarının çoğuna baktığınız zaman içeride neler döndüğünü anlatan bir tane readme dosyası olur ve GitHub sayfası aslında bu readme dosyasını kendi formatına göre aşağıda görselleştirir. O yüzden diyelim ki readme dosyası bizim için oluşturulsun dedik. Sonradan da kendimiz elle oluşturup ekleyebiliriz. Bu hani oluşturduğumuz klasörün içinde dahil olarak bulunacak. gitignore dosyasına bu videoda muhtemelen girmeyeceğiz ama nedir? Aslında ben proje üzerinde çalışırken diyelim ki bir oyun yazıyoruz e, ve ortaklaşa çalıştığımız e, GitHub klasörümüz var. Oraya her şeyi yüklemek istemeyebilirim. Neyi yüklemek istemem? Mesela oyunun kodunu derledik, çalışan bir sürümünü elde ettim. Büyük yer kaplıyor. Bunu her seferinde ben gidip de GitHub'a yüklemek istemeyebilirim. Yüklemek istemeyeceğim başka daha e, dosyalar olabilir. Mesela belki de e, hesabımız online bir altyapıdır. E, API kullanarak bazı servislere ulaşıyor ve ben o servislere ulaşmak için kendi Kişisel bilgilerimi yazdığım bir dosya var diyelim O dosyayı ben Public Repository'e yüklemek istemem neden başkaları ulaşsın istemiyorum çünkü benim o API'ye ulaşmak için kullandığım Şifreyi içeriyor Bu tür dosyaları Ben klasörü GitHub'a yüklerken dahil etme Git ignore Ignore hani, Aldırma Deme dosyası Burada da bazı Template'lar var Hani Unity için genelde neler e, yüklenmemesi gerekiyor işte derlenmiş dosyalar nerede yer alıyor vesaire gibi şeyleri e, Kullandığımız programlama diline göre de e, Belli bir e, Şablon kullanabiliriz ama şimdilik ona girmeyeceğiz lisans hani programımızın belli bir lisansı varsa e, Ona göre bunu da seçebiliyoruz e, Ve Burada readme'yi seçtiğim zaman veya herhangi bir dosya yüklediğim zaman Bunun ana Dalda bulunacağını, main branch'te olacağını söylüyor. Yani hani programımızın ana bir dalı var zaten, başka bir dalı yok henüz. O yüzden e, bu da hani main branch dediğin nedir diye merak edersek en başta budur. Programın e, dallanma e, ihtimali var. E, biz başlangıçta ana bir gövdeden başlıyoruz. Şimdi e, açtık. Klasörümüzün içindeyiz. Oluşturduktan sonra ben eğer kendi e, ismimin altında bulunan şeylere gitmek istersen buraya basabilirim. Sinan 3'e geri döndük. Repository'lerim burada gözüküyor. Bir tane public var. Başka bir şeyim yok. Projem yok. Package'im yok falan filan. Burada kendime dair bir özet bilgi e, koyabiliyoruz. Onlar zaten yok henüz. E, nereden koyuyoruz? İşte burada ayarlardan profilimizi doldurarak koyabiliyoruz. E, elimizdeki tek klasör test bir klasörü. Oraya girdim sağ tarafta bazı bilgiler yer alıyor. Mesela bunu kaç kişi izliyor? Kaç kişi bunu forkladı? Fork tabiri şöyle bir şey. Gerçi neyse ona biraz sonra girelim. Şimdilik hani bu sol taraf benim proje klasörümdeki dosyalar. Sadece readme.md dosyası var. md uzantılı markup kullanan bir dosya olduğunu bildiriyor. Şu alt kısımda da bu readme dosyasının görselleştirilmiş halini görüyoruz. Bunu düzenlemek istersem şurada edit'e de basabilirim. Doğrudan bu yazı dosyasını güncellememe imkan sağlıyor. Mesela burada işte test bir projesi falan filan bir şeyler yazabiliriz. Yeni bir proje. Burada mesela bazı şeyler kullanabiliyoruz. İşte tire deyip boşluk bırakırsanız onları maddeler halinde yazıyor. Mesela işte ilk madde İkinci madde vesaire diye. Herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra şimdi mevcut klasörün ilk sürümünü görüyorduk az önce. Ben gittim readme dosyasında bazı değişiklikler yaptım. Bu değişiklikleri hayata geçirmek istiyorum. Buna commit adı veriliyor. Yani hani bu değişikliklerin altına imzamı atmış oluyor gibi bir şey oluyorum. Bunu düzenleyen benim olduğum, ne zaman düzenlediğim, neleri değiştirdiğim kayda oluyor. Komit ederken burada bir açıklama girebiliyoruz. Otomatik oluşturulan açıklama neyin güncellendiği, neyin eklendiğine dair oluyor. Alt kısımda da açıklamayı e, daha fazla e, ne yapabiliriz? Açıklayabiliriz. Açıklamayı daha fazla açıklayabiliriz. Ne deriz işte? Readme e, dosyasına yeni maddeler eklendi olsun mesela. Bunu ana branche komit ediyorum şimdilik. Dilersek bu commit beraber yeni bir dallanma oluşturabiliriz. Onun detaylarına daha sonra gireceğiz. Commit changes dedim. Eklediğim yeni maddeler, proje klasörümdeyim yine. Test klasörümdeyiz. klasöründeyiz. bir klasörüne basıyorum, oradayız. Readme dosyam burada ve Readme'nin bir ee, daha okunur hali işte burada kullanılan markup diliyle e, yansıtılmış hali de burada karşımıza çıkmış oluyor. Yani burada e, kullanılabilecek bazı marka cheat çiğ hatta orada herhalde daha işimizi görecek bir şey burada kullanabileceğimiz farklı tarz tarzlar mesela nelerdir başlıklar başa koyduğumuz kare sembolleri ile belirleniyor link vesaire koy koyabiliyoruz farklı işte bolt yazmalar, altını çizmeler, üstünü çizmeler mevcut. Farklı türden listeler oluşturabiliyoruz. Link ekleyebiliyoruz yine dediğim gibi. Resimleri ekleyebiliyoruz. İşte hatta resme tıklandığı zaman link olacak şekilde de yapabiliyoruz. Tablo oluşturabiliyoruz. Yani readme dosyasında belli başlı işaretleri kullanarak biz aslında daha güzel bir format oluşturuyoruz. Ve bizim klasörümüze bakıldığı zaman da bu readme'nin o güzel formatlı hali en altta gösteriliyor. Bir readme dosyası varsa projenin. Eğer bir readme dosyamız yoksa hani burası boş kalacak. Şimdi ee, klasörümde yeni bir dosya oluşturmak istiyorum diyelim. Add file dedim. Create new file diyebilirim. Dosyayı doğrudan burada oluşturabilirim. Dosyanın adını yazıyorum. Uzantısını da yazacağım. Ee, mesela bu bir hani text dosyası olsun, işte deneme nokta ile bir dosya oluşturmuş olayım. Bu normal bir text dosyası, yazı dosyası, bilgisayarda not defterinden oluşturabileceğim tarzda bir dosya. Ee, sol tarafta satır numaralarını gösteriyor. İşte burada e, belirli formatlar sadece bizim e, şeyi oluştururken mesela indent modu hani boşluk bırakarak mı içe alsın, taba bastım mesela kaç boşluk bıraksın? Taba bastığında 8 boşluk mu bıraksın? Boşluğu bırakırken tab karakterini mi kullansın? Yoksa e, normal boşluk tuşuna birden fazla kez basılmış gibi mi yapsın? Yazılar burada gördüğüm tarafı açtığı zaman aşağı doğru kıvranarak mı uzansın? Onun gibi ayarlar görüyorum. Ve bu dosyayı yine klasörüme aktarmak için komit etmem lazım. Anadala doğrudan komit et dedim. Komit dedim. Ve hani burada artık proje klasöründe hem readme md dosyası var hem deneme txt dosyasını görüyorum bir yandan. Diyelim ki ben readme daha doğrusu şöyle diyelim text dosyamda yeni bir değişiklik yapmak istedim. Yani Deneme.txt'yi açtım buradan. Bunu içeriğini görüyorum. Text dosyası olduğu için farklı türden dosyalarda bazılarında yine gösteriyor. Kod dosyası ise gösteriyor ama bir resim yükledim diyelim. O resim dosyasını e, burada belki de resim olarak gösteriyor da olabilir. Yani, e, yine çok emin değilim o konuda deneyelim bakalım ama. E, text dosyası olduğu için doğrudan yine buradan düzenleyebilirim. Mesela edit this file dedim. Belki işte 6, 7, 8 numaralı satırları da ekleyeceğiz. Ve bu e, dosyayı commit edeceğiz. Bu dosya için eğer e, bu dosya seçiliyken test bir klasöründe deneme txt seçili historiye basarsam bu dosyanın geçmişini göreceğim. Mesela önce oluşturulmuş sonra az önce yaptığımız update güncellenme olmuş. Bu dosyanın e, eski halini görüntülemek istersem bunun üzerine basabilirim. Hani 1, 2, 3, 4, 5 yazan satırlar eklendi diyor. Şu artılar, yanlarındaki artılar bunların eklendiğini gösteriyor. Bunun hakkında yorum vesaire ekleyebiliyoruz veya bunun e, asıl e, ilk eklenirkenki commit mesajını e, e, ve açıklamasını görebiliyoruz. Onu e, yazmaksızın yüklediğimiz için burada otur, otomatik olarak oluşturulmuş olan create deneme txt şeklinde görüyoruz. Ve e, dilersek bunu hani kopyalayıp bundan e, yeni dosyalar oluşturabiliriz. Ve hani klasörün bu dosyanın bulunduğu haldeki konumuna da bakabiliyoruz. Browse the repository At this point in the history, yani bu konumdayken klasör böyleydi. Belki başka dosyalar da daha farklı biçimlerde değişmiş olabilir çünkü. Ee, mesela şöyle düşünün, burada bir class dosyası var, burada bazı metotlar var. O metotları yeni halinde kaldırmışız ama eski halinde o metot ne iş görüyormuş diye kontrol etmek için proje klasörünün o eski haline gitmek isteyebilirim. Böyle şeyler e, olabiliyor. Şimdi e, bu yapmış olduklarımızı bilgisayar üzerinden yapmak isteyeceğiz genelde. Neden? Çünkü işte e, proje klasörümüz var. Ne yapacağız, gideceğiz her seferinde buradan tamam yeni dosya da yükleyebiliriz. Yükleyelim hatta e, yükleyecek dosyamız varsa bir bakalım ne yüklesek. Aa, aptikle doptyin resim mesela buradan e, sürükledik klasöre ekleyeceğiz. Resim bir eklendi olsun. ama bu tarz işlemleri büyük bir projede çalışıyorsak klasörün kendisini her seferinde en son gidip buraya taşıyabiliriz tamam olası bir şey ama otomatize etmek daha anlamlı resimleri de bu arada seçtiğimiz zaman bu şekilde gösteriyormuş bu otomatikleştirme tarafına doğru giderken öncelikle şu tarafta komut satırından komut satırından kullanabileceğimiz git var. Şimdi git kraken zaten aslında tek başına yeterli bir durumda bazı fonksiyonlar için yalnız bazı fonksiyonları işte hala komut satırından bazı fonksiyonları vesaire destekleyebilmesi için bu asıl git dosyasında kurulu olması gerekiyor. O yüzden hani burada hiç bunlar kurulu değil ben kurarak gideceğim git for Windows. Windows yüklü olduğu için onu kuruyor. Bu sayfadan Downloads'a gidersen farklı tür işletim sistemleri için de versiyonları mevcut. İşletim sistemim neyse ona uygun olanı indirdim ve kuruyorum. Burada hani varsayılan özelliklerle e, kurabilirsiniz. Hani herhangi bir şey değiştirmeye gerek yok. Başlat'ta e, Git'in kendisini koymaya da pek gerek yok aslında. Burada text editörü doğrudan bu git üzerinden kullanmayacağız aslında eğer kullanacaksak hangi text editörünü kullanıyorsak orada seçebiliriz ama geri kalan her şeyi varsayılan haliyle ilerletmemizde bir sıkıntı yok bunlar çünkü biraz da aslında temel kullanımın üstünde kalabilecek ayarlar yani ben daha ilk defa gitabı kullanacağım ufacık bir proje için kullanacağız o kadar ayarları çok fazla düşünmeye gerek yok git'i doğrudan e, komut satırından kullanabilirim. Komut satırından şöyle şeyler yapabilirim. Benim hesabımla açtım, hani GitHub'da bir hesap oluşturduk. O hesaba bağlan diyebilirim komut satırından. Adımı, şifremi yazarım. Sonra bilgisayarımdaki şu klasörü GitHub'ın şu projesi olarak yükle diyebilirim. Veya GitHub'daki şu projeyi benim bilgisayarıma şu klasörde indir vesaire gibi işlemleri tamamını git kullanarak yapabilirim. Ancak bunları komut satırından yapmak biraz daha e, sıkıntılı. O yüzden bazı araçlar türemiş. Bunlardan bir tanesi de Git Kraken. Git Kraken üzerinden az önce bahsettiğim şeyleri daha güzel bir arayüz ile yapıyoruz. Yine GitHub desktop versiyonu falan da var. Mesela o tarz şeyler de iş görebiliyor. Bu biraz daha ne diyelim bazıları arasında yaygın o yüzden buradan hani bunun da kur kurulumunu e, dahil ettik. Farklı platformlar için de var yine. Download dediğiniz zaman ücretsiz bir sürümünü indirebiliyorsunuz. Ücretli sürümünde bazı ekstralar dahil oluyor ama temel kullanım için ücretli sürüme gerek yok. Git Kraken e, işte versiyonunu da indirdikten sonra kurulum kısmını görüyoruz şimdi. İlk defa kuruyorsak neler oluyor onu görüyoruz. Burada hayvanlar yüzüyor. Ha, kuruldu mu bile? Gerçi bu pardon bu doğrudan egzesi mi inmişti belki de. Neyse bir şeyler oldu ya kuruldu ya kurulmadı. Kuruldu belki de neyse. <laughs> şimdi e, git kraken hesabı olabiliyor. Ama GitHub hesabıyla da kullanabiliyoruz. Biz şimdi hani GitHub e, odak noktamız orası. Yani sadece git kraken hesabı oluşturup onunla ilgili bazı şeyler de yapılabiliyor ama bizim odak noktamız şimdi GitHub olduğu için o taraftan gireceğiz. Ve e, buraya yetki vermemiz lazım git krakenin GitHub'a erişimini onaylamak için ilerledim ee, İşte bu 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 yetkileri vermek istiyor muyuz var dedim tekrar şifre girmem gerekmiyormuş neyse ki çünkü az önce ne yazdım çok emin değilim <laughs> herhangi bir şifre yazdım az önce yetkilerimiz verilirken verildi artık buradaki e, git krakende deli dolu şeyler yapabileceğiz git kraken içinde bir tane işte resim falan seçtiriyor Bu biraz daha Aslında GitHub hesabımızı ilgilendirmeyen işin biraz da git kraken tarafı ile ilgili olan bir şey burada yine bir isim falan istiyor herhalde Gerçi bir dakika yeni bir profil oluşturuyormuşuz herhalde yine de ama buradaki profil GitHub profilinden farklı yani hani burada isim falan yazmış olalım Deminki mail adresi olmak zorunda değil sanırım ama yazmış olalım. Artık deminkinin aynısını. Profil adımızı da kafasına göre mi yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Mailime göre mi yapıyor ya da? git configimizi de hani oradaki seçeneklerle güncelle gibi bir şey seçebiliriz, seçmeyebiliriz. O çok önemli değil. Oluştursun. Ve burada da nasıl kullanacağımıza dair işte üst tarafta terminalde hep bulunsun mu? Tahminle terminale basınca açabiliyoruz zaten. Hani şöyle soldaki seçenekle başlayabiliriz aslında. Ee, ve e, istersek 7 günlük e, deneme sürümü işte ek özellikleri gösteriyormuş. Daha fazla kişi eklersek bunu uzatıyormuş. Tamam, uzatma 7 günlükle kalalım dedik. Burada kabul etmemiz gereken bir de anlaşma metni var. işin git gereken tarafında da şurada e, release notları falan, workspace'leri, her bir şeyi kapattığımız zaman en sade haliyle böyle bir ekran görüyoruz. Şimdi burada yapabileceğimiz seçenekler şu şekilde. Yeni bir e, GitHub projesi oluşturabiliriz. Seçenek 1. Start. E, hani bu durumda e, repo, buradaki repository oluşturabiliriz. GitHub üzerinde oluşturabiliriz. Lokal bir repository oluşturabiliriz. Lokal olduğu zaman internete yükleme İnternetten yeni sürüm indirme gibi şeyleri dahil etmemiş oluyoruz ama sonradan ona dahil edebiliriz. Diğer seçenek de var olan bir repo'yu klonlamak. Onu bizim bilgisayara almak. Biz bu ikinci seçenekle başlayacağız. Neden? Çünkü şuraya baktığımız zaman ben zaten GitHub hesabımda test1 diye bir tane repozitörü oluşturdum. Bu hazır olan repozitörü bilgisayarıma klonlamak istiyorum. O yüzden klona repo dedim. Bilgisayarımda bu nerede bulunacak? Vertu Klontu onu seçtiriyor bana. E de diyelim ki ben yeni bir klasör oluşturdum. Adı da yeni klasör olmasın elbette. Repos olsun mesela. Repos klasör Ben aldığım projeleri klonlayacağım. Klonlamak buradakinin bir kopyasını bilgisayarımda oluştur demek. Peki nereden klonlayacağım? onun URL'sini yazmam gerekiyor, linkini yazmam gerekiyor. Proje klasörüne gittiğim takdirde şuradaki yeşil kod butonuna basarsam şuradan GitHub, e, git uzantılı dosyanın olduğu linki kopyalayabiliyorum. Git Kraken'e geldim buraya yapıştırdım. Tam olarak nerede yer alacak onu gösteriyor. Bu proje reposunun adı test1 olduğu için reposunun içerisinde test1 diye bir klasör oluşturacak. Ben istersen farklı bir isim de verebilirim buna ama aynı isim vermek hangi proje klasörü olduğuna dair daha iyi bir fikir vereceği için clone repo diyorum. Projeyi buraya aldık. Cloneladık diyor. Open now dersem o projeye dair kısma geçiş yapıyorum ben bu ekrana. Öncelikle eğer ben gidip de e klasörüne göz atacak olursam reposunun içerisinde test1'in içerisine bakarsam GitHub'tan aldığım her şey, kitapta bulunan her şey burada var. İşte Abdi'nin resmi var. Deneme TXT dosyası. Son haline, e, son haliyle burada mevcut. Git Kraken'in içerisine baktığım zaman geçmişi de görüyorum. Initial commit. İlk başta projeyi oluşturduğumuz zaman. Readme dosyasını güncellediğimiz zaman. Kim yapmış onu görüyorum. Sinan çizgi 3 yapmış. Deneme oluşturulduğu an. Basıyorum mesela deneme.txt'nin bu versiyonunu görüyorum. ilk versiyonu. Burada e, dosyayı görüntülediğim şurada deneme.txt kısmında görüyorum. Son olmuş Deneme.txt güncellemişiz. Ne yapmışız? Bunu açtığım zaman 6, 7, 8 satırlarının buraya eklenmiş olduğunu görüyorum. Burada bu arada tamamını göstermiyor. Mesela difference view demiş. Çünkü e, farklılıkları gösteriyor. File view dersem dosyanın o anki e, mevcut sürümünü e, gösterecek. Tamamını gösterecek. En sonda resim bir eklenmiş mesela resim bir nedir basıyorum burada e, dosyayı görüyorum ama resim güncellemelerini tabii ki göstermeyecek e, diye, diye düşünüyorum herhalde öyledir bir bakalım. Şimdi diyelim ki resmi resim güncellemesini göstermez de ama dosya değiştirmeni gösterme amacıyla yapayım bunu. Şimdi şu anki haliyle ne görüyorum ben burada yapılan komikleri görüyorum yapılan farklı versiyonları görüyorum projenin proje klasörün. Benim buradaki klasörüm de aslında projenin asıl haliyle senkronize bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış biçimde. Bu ne demek? Ben bu klasörde yeni bir dosya oluşturursam yeni bir text dosyası oluşturdum. İkinci belge belki de bu. İkinci belgenin içerisinde bazı şeyler yazıyor olsun. kaydedeyim kapattım arka tarafa dönüyorum. Burada bazı değişiklikler oldu. Projenin son sürümü en son resim 1 eklenmişken benim şu anda lokal repozitorumda lokal halinde bilgisayarımdaki halinde bazı değişiklikler var. Şuradaki artı yeni bir dosya oluşturulduğunu gösteriyor. Hatta dahası olsun. Deneme.txt silmek istedim ben. Kardeşim ne bu dosya dedim. Bunu atın. Bu gerekli değil. Burada da aynı anda yansıtıldığını görüyorum. Bir dosyada silmişim. Ben bu versiyonda herhangi bir versiyona bastığım zaman orada neler dönmüş sağda gösteriyor. Ee, aynı zamanda iki dosya çalıştığım klasörde değişikliğe uğradı diyor. View Changes diyebilirim veya en üstteki satıra gidecek olursam. Unstaged Files diyor. Hani bunlar henüz benim görüşümden geçmemiş olan dosyalar. Neler olmuş? 2. belge.txt eklenmiş. Bu yeni bir dosya olduğu için bütün satırlar baştan eklenmiş. E bu tamam olur diye düşündüm diyelim. Stage file diyorum. Deneme.txt'de ne olmuş? Silinmiş. Her şey gitmiş. Bunu da eyvallah demek istiyorsam yandaki butona basıyorum. Bu versiyondaki bütün dosyaları stagelemiş oldum. Stage yalnız ne bilgisayarımda ne de ana online versiyonunda bir değişiklik yapmıyor. Bunları gördüm tamam altlarına tik attım dedim şimdilik. Bunları eğer projenin asıl klasörüne yüklemek istiyorsam benim commit etmem lazım. Öncelikle commit bunların altına attığım imza. Şimdi stagelerken yanlarına ufak tik dedik bunlar görüldü. Commit altına imzamı atmam oluyor. Commit mesajı da eklememiz gerekiyor. Burada hani otomatik bir mesaj oluşturmadı. Hatta birkaç tane dosyayı ilgilendirdiği için hani ne oluşturacaktı mesela. Ee, mesela projenin ilk haline. Hazırlık gibi bir şey belki de bu. Açıklama. Bazı dosyalar düzgün de yazamıyorum. Neyse düzgün yazmak çok önemli değil ama. Silindi ve yerlerine yenileri eklendi. Commit diyorum. Altına imzamı attım. Şimdi şu tarafta bakacak olursanız asıl main repository'miz internette olan sürümü Hala şu versiyonda. Ben gidip de burada bakacak olursam, güncelleyecek olursam hala deneme.txt var içinde. Commit etmek, internetteki versiyonu değiştirmek için yeterli değil. Commit ettik, altına imzamızı attık. İnternetteki sürümü güncellemek için push dememiz gerekiyor. Yani bendeki, lokaldeki kabul edilmiş altlarına imza attığım değişiklikleri asıl kaynağı, internetteki kaynağı, orijine gönder. Bunun için push diyeceğim. Push diyorum ve gördüğünüz gibi şuradaki origin dediğimiz internetteki hali de benim şu anki mevcut versiyonuma aynı noktaya ulaşmış oldu. Eğer gidip bu klasörü kontrol edecek olursam da artık deneme tx değil de içinde ikinci belge tx'inin yer aldığını görüyorum. Onun dışında şimdi diyelim ki internetteki kaynakta veya başka bir kullanıcı bu klasör üzerinden çalışıyor. İkinci belge txt'yi internet üzerinden değiştireceğim şimdi. Edit dedim. Baktım ki aa şurada yeni bir yeni bir satır eklenmesi gerekiyor. Bu unutulmuş. Unutulan satır eklendi. Bunu internetteki tarafta yaptım. Bunu benim belki de aynı projede çalışan başka arkadaşım da yapmış olabilirdi. Yeni satırı doğrudan web sitesi üzerinden değiştirdiğim için en son sürüm bu olmuş oldu artık. Web sitesi üzerinden yaptığımız değişiklikler de zaten o an için en son sürümü görüntülediğimiz için yaptığımız değişiklikler en son sürüme yapılmış oluyor. Öte yandan ben git kraken'e dönüş yapacak olursam şimdi görüyorum ki orijindeki hali güncellenmiş. Benden bir sürüm ileride ama ben bir sürüm geride kalmışım. Hatta belki orijindeki sürümde dediler ki yeni bir dosya yükleyelim buraya dediler belki. Neden olmasın? Burada da bir resim daha ekledik bak. Commit changes. Ah ne yaptım ben? Belki de bir dosya daha eklendi dedik. Commit changes dedik. Onu da e, eklemiş olduk. Artık iki tane resim dosyası var. Git Kraken'e geliyorum. Bakıyorum. Orada henüz e, şey haberini almadı Git Kraken herhalde sadece ikinci belge değişikliğini görmüş. Burada yeni dosya eklendiğini. Neyse bir, birkaç zaman sonra şimdi gördü mesela. Origin benden iki adım önde, iki versiyon önde lokal halinden. İkisi de biziz, aynı kullanıcıyla bağlıyız ama projenin bir lokal versiyonu var bu bilgisayara yüklü olan. Ve ben diyelim ki o lokal versiyona ulaşmak istiyorum. Bu durumda pull diyeceğim. Pull en güncel sürüme beni ulaştırıyor. Pull'a bastım. ...en güncel e, sürüme ulaşmak için. Ve bu sürüme ulaşırken yapılan değişiklikleri de burada görüntüleyebiliyorum. Hani Bir tane dosya eklenmiş bu. E, tabii şu da ikinci belgedeki değişiklik. Yeni bir satır eklenmiş buraya. Yeni bir satır eklendiği için de şu satır yine hala var. Bir aşağı kaymış onu gösteriyor oradaki diğer renkler. E, son güncel sürümdeyiz. Burada bakıyorum mesela benim e, E'de repos altındaki klasörümde. İkinci belgenin içeriğine bakıyorum. Bu yeni bir satır buraya eklenmiş durumda. Bunu sıkıntısız eklemiş olduk. Ancak bir de şöyle bir şey olabilir. İkinci belgede ben lokalde bir değişiklik yapayım. ASD satırı en baştaki ERT satırıyla değişti. Kaydettim. Bunu ben e, ana klasörümde e, bilgisayar üzerinde değiştirdim. Öte yandan bu tarafta henüz onu commit etmedim, push etmedim. Gitap'ta da bir değişiklik yapalım. İkinci belge üzerinde. Burada da dediler ki ASD tamam ASD yanlışmış da 4 5 6 olacak dediler. Onu commit ettiler. Şimdi güncel sürümde onu e, 4 5 6 yaptık. Bu bilgisayardaki halinde başka bir satırla değiştirdik. Ve ben diyelim ki e, hani ortaklaşa çalıştığımız için bunlar eş zamanlı veya yakın zamanlarda oluyor olabilir. Ben diyorum ki tamam bu değişikliği yaptım. Bu değişiklikte neler oldu? Stage all changes dedim. Ee, bu değişiklikleri ben commit edeceğim. İlk satır değişti diyorum. Ve burada bir şey görüyorum. Hani güncellenmiş halinde şurada ayrı bir yönlenme oluşmuş. Yani internetteki hali bir commit yapmış. Ben de o sırada ayrı bir commit düşünüyordum. Farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz oldu. Bu durumda neler olacak? Şimdi seçeneklerden bir tanesi ben kendi yaptıklarımı geri alabilirim. Aa sen de mi onu yaptın? Bak ben daha farklı yaptıydım deriz. Belki karşılaştırırız hangimizinki diye seçeriz. Ee, böyle karşılaştırıp hangimizinki diye seçmek istiyorsan ben kendi değişikliğimin üzerine gideceğim. İlk satırı değiştirdim. Commit changes dedim. Ee, burada yeni bir versiyon. Hani commit dedim. Lokal halinde yeni bir versiyon var. Bunu ana kaynağı orijine push etmeye çalışırsam sıkıntı çıkıyor. Sıkıntı nedir? Ee, biz aslında hani şu güncellemeyi almadık. Bunu almamız lazım ki projenin e, versiyonları böyle bir zincir gibi gitsin. Tek bir dala baktığınız zaman o dalın üzerindeki versiyonlar sıralı bir şekilde gitmeli zamana göre. Zamana göre ben aslında geride kalmışım. Ama Gidip de yeni güncel bir commit yapmak istiyorum. Bunun için öncelikle pull yapmam gerekiyor. Diğer bir seçenek force push var. Hani bu hali gerçekten bu hali son hali olacak diye e, diretmek. Bu hani genelde pek yapacağımız bir şey değil. O yüzden güncel halini tamam. Ana kaynaktan al diyoruz. Ana kaynaktan almaya çalışıyoruz ama bir sıkıntı var. Dosyalarda bir farklılık aynı dosya üzerinde pat diye birleştiremeyeceğimiz bir durum söz konusu. Bunları çözmem lazım. O dosyaya tıklıyorum. Hangi dosya üzerinde sıkıntı var? İki dosyayı da sağlı sollu gösteriyor bana. E, orijindeki 4-5-6 yapmış diyor. Ama bizim ana kaynakta bu bilgisayarda ERT yapmışız diyor. Çıktı ne olmalı? E, şöyle yapabilirim. Bu satırı da al, bu satırı da al. İkisi de anlamlı diyebilirim. Sadece soldan al, sadece sağdan al diyebilirim. Buradan gidip bazı satırları seçebilirim. Hani birden fazla satırda değişiklik olsaydı buradaki 1 2 satırlarını al, buradaki 3 4 satırlarını al gibi bir birleştirme yapabilirdim. Burada bakarak artık o dosya için ne anlamlıysa o şekilde olayı çözmeye çalışıyoruz. İstersek harici bir birleştirme aracı da kullanabiliriz işte. Onlarda text editörleri farklılıkları buluyor. Belki bazı otomatik noktaları olabilir. Buradaki işi çözdükten sonra Save diyorum. Dosyanın o halini kaydediyorum. İkisini de aldık bu sefer. Ancak henüz commit etmedim. Az önceki commit'im başarısızdı. Daha doğrusu push etmeye çalışmıştım, başarısızdı. Yeni bir şeyler yaptık. Bunu henüz commit etmedim, yapılan bu değişiklikleri. İki belgenin birleştirildiği halini. Hatta otomatik bir mesaj oluşturdu mesela. Bu branch, hani bir dallanma oluyor gibiydi, onu birleştirdik diyor. Ee, dosyanın son hali oluşturuldu falan dedik mesela belki burada. Ee, bunu commit edeceğim. Ardından hala bu commit internete ulaşmadı. İnternet şu satır değişikliklerinden benim ayrı bir satır değişikliğini bilgisayarda yaptığımdan ve bunları birleştirdiğimden haberdar değil. Onu haberdar etmek için yapmam gereken şey push eylemi. Push dediğim zaman bu sefer internetteki kaynağa da gidiyoruz, bakıyoruz. İkinci belgenin içerisinde hem 4-5-6 satırı hem de ERT satırı eklenmiş durumda. Yani aslında ne yaptık? Aynı class'lar üzerinde çalışırken birden fazla kişi diyelim veya birden fazla noktada onları bir şekilde birleştirmiş olduk. Son haline bir adım daha yaklaştık. Burada yapmak isteyebileceğimiz bir şey belli klaslar klaslar belli bir özellik eklerken mesela programa diyelim ki ben e, grafikler üzerinde çalışıyorum başka birisi çok oyunculu kısmı üzerinde çalışıyor biz aslında bazı ortak klaslardan yararlanıyoruz bir ana klasımız var diyelim ve o ana klası ben kendi açımdan test metotlarımı kendim için uyumlu olacak şekilde yazıyorum. İşte çok oyunculu kısmı hazırlanan kişi de kendi versiyonunu oluşturdu. Aslında ikisi de projenin son halindeki olacak, her şeyi başlatacak main class'ın kendisi değil. Yani ikimiz de şu an için testlere uygun bir versiyonunu hazırladık diyelim. Bu farklı versiyonlar üzerinden eş zamanlı olarak çalışmak istiyorsak projenin farklı dallarını oluşturabiliriz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Projenin şu an ana dalındayız. Herhangi bir commit veya klasörde değişiklik yaptıktan sonra mesela buraya gideyim ben yeni bir text oluşturayım. Bu grafikler için olan olsun. İçinde de dünyanın en iyi grafiklerini yerleştirmiş olalım. Benim lokalde bir değişikliğim var. Henüz commit edilmemiş durumda. Bunu commit etmek isteyeceğim bunun için ne yapıyordum? Stage, şey yapıyordum. Bunları yanlarına tick ekliyordum ve ardından commit ediyordum. Grafikler eklendi. Commit dedim. Ancak bu aşamada ben şu an hani commit'imi ana dala yapıyorum. Burada bir dallanma oluşturabilirim. Create branch here diyerek. Create branch here dersem bu ana dala ait olan bir Commit değil. Bu grafik e, branchına ait bir commit diyebilirim. Ve ben yeni bir branch oluşturduğum için yeni bir dal oluşturduğum için ana dalımız var. Hani esas projenin komple hali. Ve ben grafik dalı üzerinde e, bazı değişiklikler yapıyorum. Belki burada işte e, grafikleri ekledik tamam. Onun dışında grafik delinde, de, delinde <laughs> dalında dalında e, belki de resim dosyalarının adları değişti. Bu işte dik oldu. Bu abdik oldu. Yeni bir e, versiyonum var. Buradaki değişiklikleri yanlarına tik koydum. Resimler doğru adlandırılmış olsun burada. Düzgün yazamadım herhalde neyse. Bunları da commitledim. Grafik dalındayım. Şu grafikler eklendi. Gerçi e, şurada e, main dalda, ana dalda. Ben bunu hani branch oluştururken bir önceki aşamada yapmam gerekiyordu. Hani grafiklerin eklendiği, grafikler txt'in eklendiği aslında şu main ana dalda kalmış oldu. Hani ben yeni dal oluştur dedikten sonra yaptığım değişiklikler o yeni dala dahil oldu. Ancak bu yeni daldan internetteki halin hiçbir fikri yok henüz. Çünkü pull push demedim. Bu tarafta bakarsam dalları gösterirken sadece main ana dal var. Burada o yüzden push diyeceğim. Güncellemeleri internete yolla. Ee, i̇nternete yollarken de orijin üzerinde. Ben hani bu dala kendi lokalimde farklı bir isim verip e, adını ana dalda ya da internette orijinde daha farklı tutabilirim. Orijindeki halde grafik olsun dedim. Submit dedim. Ne yapıyoruz? Ee, i̇şte e, oraya başarıyla e, yolladı dedi push dedikten sonra. Ee, burada bu tarafa geri dönecek olursak güncellediğim zaman göreceğim ki grafik diye e, hani yeni bir dal oluşmuş. Main'in altında bakacak olursam burada bir grafik dalı var. İçerisindeki dosyalarda işte isimleri değiştirilmiş ve grafikler de buraya dahil edilmiş konumda. Ana dalda bulunduğum sürece ben o değişiklikleri ve o yeni dosyaları görmüyor olacağım şuradaki şey için hani şuradaki hala main diyor. O bir sıkıntı mı? O değil herhalde şey olarak. Yani ben bu değişikliği aslında yeni dala yaptım herhalde. Yani şu değişiklik grafikler eklendi dedik. Burada bir komite oluşturuyorduk da tam o sırada branch oluşturdum. Main'deki halinin içerisinde de Şimdi main'de bakacak olursam main'deki hali açısından dosya aslında grafik branch'inde şu an. Hani şurada branch olarak main'e geri dönersem hı, tamam grafik branch'i için ben bir push yaptım. Main branch'e dönersem aslında şu grafikler eklendi. Şuradaki satır main branch'e yapmaya çalıştığım commit içerisinde. Yani ben bu noktada internetteki sürüme dönmek istersem aslında pull Zaten hani son hali bizdeydi. Burada yapabileceğim o zaman şu revert commit olur. Yani hani ana dala ben Grafikleri eklemek istemiyorum. Hani Benim derdimi anlatayım öncelikle. Origin Grafikler txt'yi Nerede içeriyor? Grafik dalında içeriyor. Ben yanlışlıkla az önce hani branch oluşturmadan önce bu commit'i hazırladığım için Grafikleri aslında ben Push dersem Ana dala eklemiş olacağım. Bunu iptal edebilirim. Bu zaten lokalde yapılmış bir değişiklik. Burada e, revert commit dersem, bunun değişikliklerini main'den çıkartacak. Tabii main bundan haberdar değildi aslında. Main şu noktadaydı. Ben bu noktada bir şey ekledim, bu noktada bir şey çıkardım. Main'deyim şu an, main branch'deyim. Push dersem, main hani böyle bir değişiklikler olduğundan haberdar olacak. Buraya baktığım zaman içeriğinde bir değişiklik olmadı. Ben bu tarafta kendi açımdan lokaldeki halinde eklenen yanlış dosyayı silmiş oldum. Ama o dosyayı burada klasöre bakacak olursak, o dosyayı ben doğrudan main'deyken oluşturduğum için ve bunun grafiğe dahil edilmesi de aslında dolaylı bir yoldan olduğu için 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 grafiklere baktığım zaman grafikler TX'i burada var aslında. Ben bu main daldayım. Şu an grafik dalına geçecek olursam grafik dalı bazı dosyaları şu grafiklerin silinmesi değişikliğinden haberdar değil aslında. Grafik dalında da ben e, mesela pull dersem şöyle düşünün grafik dalında zaten güncel haldeyiz. Grafik dalında güncel haldeyiz. Bu birazcık aynı hani şey oldu herhalde. <laughs> grafik dalında burada grafikler txt var benim burada lokalimde grafikler txt şimdi var. Tamam. O, o az önceki değişiklikleri düzgün halde tamamladıktan sonra ben bu daldayken var. Ben main dala geçiş yapacak olursam benim klasörümü o main dala göre düzenliyor. Şimdi main dalda şu dört dosya var. Resimlerin dosya isimleri farklı. Ben grafik dalına geçiş yaparsam burada git krakende klasörüme baktığım zaman o geçişi o değişiklikleri burada gösteriyor. Resim dosyalarının adı değişmiş işte grafikler, txt eklenmiş vesaire. Aynı şey tabi burada GitHub klasöründe de geçerli. Burada dalı değiştirerek o versiyonu, o halini görebiliyoruz. Ondan sonra diyelim ki bu dal üzerinde çalışalım birazcık madem. Nasıl yapalım? Hani iki arkadaş çalışıyoruz. Bir tanesi burada iş yapıyor. Burada mesela ikinci belge TXT. Bunu burada düzenleyelim. Ana daldayız network özelliğini ekleyelim. Sonra commit edelim. Ana dalda bazı değişiklikler oluyor biz çalışmaya devam ederken. Ancak ben o değişiklikleri şimdilik umursamayabilirim. Ben grafikte çalışıyorum dedim. grafik branchindeyim. Ben de ikinci bir belgeye grafik ekle. Düzgün yazalım bari de anlamı olsun. 3D süper grafikleri ekledim mesela kaydettim. İkinci belgede bazı değişikliklerim var. Ondan sonra ee, dedim ki a grafiklerin bir kopyası da olsun hadi. Onu ama yedekler diye bir klasörde tutalım. Bunu aldım yedekler klasörüne. Hadi copy. sonunda yer almasın. Yine böyle grafikler txt olsun. Grafiklerin ee, kendi içeriğinde de yeni bazı ultra grafikler eklemiş olayım. Sonra bu tarafa geliyorum. Ben grafik dalında olduğum için grafik dalına push edeceğim. Ve hani ana dalda neler olmuş neler gidiyor ondan onları umursamak istemiyorum. Tabi push dedim de Şöyle bir şey söz konusu ben grafik dalında En son yaptığım değişiklikler için view changes diyeceğim. Onları hani stage edeceğim öncelikle ondan sonra commit edeceğim. Boş boş commit'in bir anlamı yok elbette. Grafik versiyon 2'ye geçtik mesela biz burada diyelim. Commit changes dedim ve ben ana dalda ne değişiklikler oluyor hiç umursamıyorum. Ana şöyle şeyler söz konusu. Buradaki resme bakınca şunu anlıyorum. Lokalde benim ana sürümüm main dalım. Orijindeki main'den bir versiyon geride aslında orijindeki e, versiyonda ikinci belge txt'de bazı değişiklikler oldu. Ben bu değişiklikleri umursamaksızın kendi üzerimde bazı şeylere devam ediyorum. Hatta buradaki adam belki gidecek e, işte yeni bir network özelliğini eklemek için burada network şeyini oluşturacak a adreslerini falan yazmış vesaire e, güncelledik mesela burada şunu da söylüyor grafikte yakın zamanda bir hani e, şeyler değişmiş ondan bize haber ediyor ancak işin bu tarafında burası kendini güncellediği zaman burada güncelle e, gibi bir buton da belki vardır hani son şeyleri al kardeşim her ne kadar gerçek zamanlı çalışmaya çalışıyor olsan da 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 o buton neyse ee, göremedim ama şu mu yok değil neyse burada hani zaten yakın zamanda güncelleyecektir biraz sonra şey görürüz biz ee, dalda Main'de orijinde bir değişiklik oldu diye görürüz şunlar bunlar oldu diye ben öte yandan grafikte çalışmaya devam edeyim grafiklere biraz daha bir şey ekleniyor ee, bazı değişiklikler var view changes stage changes Grafikler 3. Grafikler güncelleniyor. Ha main dal anada da e, az önce olan güncelleme mesela buraya geldi güncellendi. Yani bu program kendisini oradaki bilgilere göre tekrar bir şey yaptı adapte etti. Ben şunu yapabilirim. Şimdi ben bu anda main branch'e dönersem benim olduğum nokta şu. Ben şu noktada kalmışım eski bir noktada kalmışım. Ben burada pull dersem o tarafın güncellemelerini almış olurum. Ancak şöyle bir şey söz konusu. Ben burada pull dedim. main branch'te son haline güncelledim kendimi. Ve main branch üzerinde çalışmadığım için ben projenin main halinin en son versiyonuna ulaşabildim. Belki de şöyle bir şey olacak. Hani o arkadaş network yaptım bir denesen edecek. Tamam hangi branchtesin? Belki onun için ayrı branch oluşturmuştuk. Network branchi belki de ana branch üzerinde çalışıyordu. Ben de doğrudan o versiyona geçtim. Burada deneyeceğim, çalıştıracağım, derleyeceğim güzel oluyor. Şöyle böyle yapalım falan diyeceğim. Tamam diyecek. Sonra hiç düşünmeksizin grafik branch'ine geri döneceğim. Burada network özellikleri yok ama ben de burada dosyaları kendi kafama göre değiştirmişim. İkinci belgeyi txt'yi kendi e, işime göre düzenlemişim. İşim de bozulmamış oluyor. Sonra bir noktada ben bunu hani en son push ettim herhalde. Evet, grafik branch'i. Ha pardon, grafik branch'inin orijindeki hali bu. Benim lokaldeki halim bu. Ben değişikliklerimi Komit ettim az önce. Commit ettiğim altına imzamı atarım demekti. Ancak orijine göndermek için push demem lazım. Push diyeceğim. Orijinini de güncelledik grafiğin. Grafiğin orijini de güncellenmiş oldu. Bu tarafta da yani grafiğe bakacak olursak yeni halini göreceğiz. Ama bir noktada biz bu dalları birleştirmek isteyebiliriz. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda bu durumda da 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 Ben şu anda grafik dalındayım. Bulunduğum yer üzerinden ne ile birleşmek istiyorsam onun satırına gideceğim. Sağa tıklayacağım. Merge main into grafik diyebilirim. Ancak şöyle düşününce aslında hani main'imi grafiğe, grafiği main'e birleştirmek daha mantıklı. Aslında main'i seçip belki merge grafik into main demek daha mantıklı. Hani grafiği main'e alacağız. Hani ikisini sonuçta birleştiriyoruz da oluşan şey main olacak o onu belirtiyor. Yani sonuçta elde edeceğimiz şey main ise ben main'de bulunup grafiği main'e eklemekle e, görevli olacağım. Ancak bir sıkıntı var. Hani main'de bazı değişiklikler yapıldı, grafikte bazı eklemeler yapıldı. Ancak bu ikisi aralarında çelişiyor. Çelişen dosyalara sahip. Bu çelişen dosyaları incelemem gerekiyor. Grafikler.txt ile başlayalım mesela. Grafikler.txt Grafik dalında değiştirilmiş ama main dalda silinmiş. Bunu niye so sildin diyorum? Hani sen bir ilk başta yazdığın kod vardı ondan sıkıntı çıkarıyordu. Ben hani silince network'ü denemek için silmem gerekti diyor. Tamam. O zaman ben bunu silmeyeceğim tabii ki. Asıl versiyonu tutmak da istemiyorum. Değiştirilmiş halini tutmak istiyorum çünkü bu henüz commits için yeni bir de son değişiklik yapmıştım. Grafikler .txt'de. o değişiklikler kalsın istiyorum şu bazı dosyalar çözülmüş durumda. Neden? Bunlar hani e, sıkıntılı şeyler değil. Bunlar yeni bir şey eklenmiş mesela e, gibi şeyler. Bunlarda sorun yok. Ancak diğer çakışan dosyamız da ikinci belge nokta bu belki bizim main klasımız gibi bir şey. Bakıyorum grafik dalında şunlar varken ana dalda bunlar var. E, network özelliği bize gerekiyor onu yapmaya çalışıyoruz zaten. Ha grafik ekleyi ben başta ufak bir şey için denemek için yapmıştım. Son halinde 3 süper grafikler olsa daha iyi diyeceğim. Save diyeceğim. Buradaki henüz komite etmedim. Sadece dosyaları stage dedim. Birleştiği halde nasıl olacak onlardan bahsettim. Burada mesela bir tanesi değiştirildi. iki yeni dosya eklendi. iki tanesi de e, ne yapıldı? Yeniden adlandırıldı onu söylüyor bana merge ediyor. Commit and merge dediğim zaman bu sefer benim lokaldeki versiyonumda işler çözüldü. Lokaldeki versiyonumda grafik dalı ana dala bağlanmış oldu, birleştirildi. Ancak bunlardan orijinin haberi yok. Orijini haberdar etmek için yapmam gereken şey push demek oluyor. Push dediğim zaman ne oldu? Başarılı bir şekilde main dala pushladık. Burada grafik dalı hala var. bu arada bu ikisini birleştirdik dedik. Buraya geliyorum, güncelliyorum. Burada baktığımız zaman main e, dalı varken hani grafik dalını her ne kadar ikisini birleştirmiş olsak da grafik dalını grafik dalını silmedik yani. yani. Grafik dalını hala geri dönüp, aa bir dakika o, o eski halinde bazı şeyleri değiştirebiliriz mesela, öyle şeyler diyebiliriz. Ancak e, sonra dersek yani e, artık bu dalı kullanmayacağız. ...onu silmek gibi bir seçeneğimiz de var. Yani grafiği benim bilgisayarımdan silebilirim, grafiği orijinden silebilirim. Hani bu dallanmalar... ...artık devam ederken main üzerinden devam edeceğiz diye karar aldık diyelim mesela. Burada baktığım zaman main'in yeni hali bu. Yedeklere bakıyorum, yeni bir yedek ekledim mesela. Yeni bir değişiklik yaptım. Burada önce stage diyorum. Sonra yeni yedek alındı diyelim mesela. Düzgün yazalım elbette. Commit ettim. Commit edince internetteki değişmiyor. Push da demem lazım onu değiştirmek için. Orijindeki Anadolu güncellemiş olduk, değiştirmiş olduk. Bu tarafta da baktığımız zaman o son halini görüntülüyor olacağız. Hani branşları ille silmek gerekiyor mu? Gerekmiyor. Hani o dal eski haliyle tamam eskiden bir şey için kullanıldı. Bu haliyle kaldı şeklinde de bırakabiliriz. Buradakini birleştirmek için o birleştirme işlemini internet üzerinden de yapabiliyoruz aslında. Belki ona da kısaca bir bakış atılabilir ama ondan önce aslında göstermek istediğim benim. Birden fazla kişi bu proje üzerinde çalışıyorsa neler olacak neler olmalı? Onun için bu tarafta ben diğer hesapla bir şey yapayım mesela yeni bir repozitory oluşturmak istiyorum. Bunun adı test2 olsun mesela test2 yazabiliyormuşum public olsun dedim. Bu benim başka bir GitHub hesabım. Onunla yeni bir repo oluşturuyorum. Ondan sonra diyelim ki buraya yeni bir dosya ekledim. Ya da bunun da adı işte test nokta olsun ve içerisinde 1 2 3 gibi bazı satırlar var commit ettim diğer GitHub hesabımdan. Ve ben diyelim ki diğer hesap olarak şu Sinan 3 hesabı olarak o projede çalışmak istiyorum. Şimdi benim test 1 üzerinden çalışıyordum. Bunu kapatabilirim. Bu repolara ulaşmak istediğim zaman test 1'e basarsam bu ekranda zaten gelebileceğim. Onun dışında yeni bir repo oluşturabilirim mesela. Ee, yeni bir repoyu klon edebilirim. En başta da zaten klon ederek başlamıştık. Ama bu sefer klon edeceğim bir edge tarayıcısı kullanıcısı olan diğer Sinan Sonlu mesela. Onun yaptığı bir projeyi kullanmak istiyorum. URL'sini yazdım. E, main diye bir e, şeyde yer alacakmış. Bakıyorum bunun e, şeysi test2 diyor. Burada neden test2 demedi? Ha çünkü yanlış şeyi mi kopyaladım? Bir dakika yanlış şeyi kopyaladım herhalde şu test 2 klasörünün ha ni niye bunu kopyaladıysam onu değil de şurada koda basıp şunu kopyalamam gerekiyor elbette. Buraya yapıştırıyorum. Test 2 diye bir klasörde yer alacağını söylüyor. Clone repo dedim ee, ve onu açıyorum. Ee, dilersen burada klasörüme bakacak olursam da reposunun içerisinde artık test 2'yi görüyorum. Test 2 olmasının sebebi burada ona test 2 yazmış olmamdan dolayı istersem lokal haline farklı isim de verebiliyorum. Buradaki değişikliklerin geçmişini görebiliyorum. Genelde tabi bu klasörü doğrudan açmayacağız da bu klasörü belki bizim kullandığımız Eclipse vesaire gibi programlar burada değişiklik yapıyor olacak. Yani tamamen aynı şey yine bir farkı yok. Diyelim ki biz bu test dosyasına baktık. Burada dedik ki burada A olmalıydı. Bir değişiklik yaptım bu tarafa geliyorum. Stage changes dedim. Ee, belki burada hata düzeltildi gibi bir mesajım olacak. Commit dedim. Benim versiyonumda bunu commitledim altına imza atarım dedim. Push diyeceğim. Ancak a o da ne? Ben bu projeye erişim sahibi değilim. Hani ondan bir şey almam gerekiyor ki izin almam gerekiyor ki ana branche bir şeyler Ekleyeyim. E o zaman derim ki. E, yan dal oluşturalım. Bunu push edelim. Yan dalı nereye şey yapacağız? Tamam yan dal diye bir yerde yer alacak. Submit dedim. Aa o da ne? Hani branch de oluşturamıyorum. Ben aslında. Başkasının projesine gidip de. Bu şekilde bir değişiklik yapma imkanım yok. Hani farklı dal oluştursam da. Bu gibi durumlarda şunu yapabilirim bu hani elin projesi Benle alakası yok ki bunu niye gidip buraya push edeyim doğrudan edebileyim ya da ama şunu yapabilirim ben giderim o elin projesine bu sefer Chrome tarayıcısı olarak açıyorum Sinan 3 olarak açtığım zaman burada sağ üst köşede fork diye bir seçenek var bu projeyi forklamak çatallamak demek şu anlama geliyor bunun bende bulunacak bana ait bir kopyasını oluştur. Yani o proje orada. Onun dalları budakları da olabilir. Bende oluşturduğum tamamen farklı bir şey. Aynı birebir kopyası o projenin. Ancak bende bulunan lokal bir kopyası. Edge tarayıcısı kullanan Sinan Sonlu da projesini güncelleyince görecek ki public olan bu repositoryde birisi ee, fork yapmış. Kendi versiyonunu oluşturmuş. Buradan baktığım zaman Sinan 3'ün versiyonu bu. Ve Sinan 3 de aslında çalışırken hani başka yabancı bir proje üzerinde çalışırken kendi sürümü üzerinden gitmesi lazım. Yani ben aslında burada gidiyorum. Test 2 dediğim repo vardı ya. O aslında gidip tamamen yabancı birine ait olan hali. Ben burada kendi lokal versiyonumu oluşturdum fork diyerek. Ve ben üzerinde çalışmak için bu versiyonu kullanmalıyım ne yapacağım? Bu tarafta yeni bir repo klonlayacağım. Şunun üzerinden test2 var artık. Adını bu lokalde değiştireyim. Test2 fork demiş olayım karışmasın diye. Klonladım. Onu açtım. Şimdi ben her ne değişiklik yapıyorsam test 2 de bazı şeyler yapmaya çalıştım. Mesela şu test txt haline getirmeye çalıştım. Fork'un içerisinde buraya yapıştırayım. Bununla yer değiştirsinler ki yani şu A satır eklenmiş halini daha kolay getirmiş olayım. Bunu ekledim. Değişiklikleri gözlemliyorum. Stage dedim. Düzeltme yapıldığını burada söylüyorum. Commit diyorum. Ve bu sefer push edebiliyorum. Push edebilmiş olmamın sebebi nedir diye bakarsak. Ben bu proje repozitorisine değişim hakkı sahibiyim. Yani ben bu klasörü değiştirebiliyorum. Kendi versiyonumu çünkü. Bir düzeltme yaptım öte yandan bu tarafta geliyorum. Güncellersen bu Chrome tarayıcısından baktığım zaman hani Sinan 3 olarak baktığım zaman bu halini görüyorum. Öte yandan Edge tarayıcısından baktığımız zaman şöyle geri gideyim. Şimdi Edge tarayıcısında test 2 klasöründe test TX'i değişmedi. O A satırı eklenmedi. Ancak buradan görüyorum ki bir fork vardı. Canı sıkılan falan. Burada baktığım zaman bu test TX'i adam burada değiştirmiş. Şöyle yapmış böyle yapmış. Ben bunu projenin ana sahibi olarak ya da reponun ana sahibi olarak görebiliyorum bu değişikliklere ulaşabiliyorum. Ve bir de şöyle bir şey var. Eğer bir projeyi fork ettiysek o projede public ise benim fork versiyonum da public olmak zorunda. Böyle bir şart öne sürülmüş oluyor. Bu yüzden de işte ben hani o kişiden gizli saklı çok da çalışamamış oluyorum. Ha tabii şey değil mi? Hani bunun tamamen klasörün kopyasını alırım, yeni bir versiyon olarak, yeni bir proje olarak oluşturabilirim. Hani bunu engellemiyordu. Ama otomatize edilmiş kısmı açısından e, hani biraz daha e, ana proje sahibinin bu forkları e, takip edebilmesini, kontrol edebilmesini sağlamış oluyor. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Bu forkladığım proje belki de burada baktı. Aa dedi Sinan Sonlu. Burada hata yapmışız ama bu tek A ile çözülecek şey değil, ASD ile çözülecek. Commit etti. Hani bu da belki git kraken falan kullanabilirdi de şimdi tarayıcı üzerinden yaptı. Biz git kreken'den çünkü hani tek bir şey üzerinden giriş yapmıştık. Orada bir değişiklik söz konusu oldu. Ama ben bu fork üzerinde çalıştığım için bu tarafta bakacak olursam hangi tarafta? Bu tarafta. Bu benim fork'um. Şimdi Sinan 3'e bakacak olursam ben iki tane repo görüyorum. Bir tanesi test 1, bir tanesi test 2, Sinan Sonlu'nun e, test ikisinden forklanmış bir branch ya da şey bir şey işte ben burada şu bilgiyi görüyorum burası e, burada ben bir commit yaptım e, edge tarayıcısından bir adım öndeyim aslında ancak edge tarayıcısından aynı zamanda da bir adım gerideyim şu adı açıdan öndeyim ben hani bunun dışında bir commit ettim. Ama onlar da bir adım önde. Onlar da benim bilgim veya benim bazı şeyleri görmek sizin bir komit etmişlikleri var. Ancak ben bu fork üzerinden çalıştığım için o değişiklikleri aslında buraya çok yansıtmıyor. Ya yani ben burada kendi ortamımda takılıyorum. Yani bakıyorum teste Aa, ben şunu da QVE e ekleyeyim. Az önceki değişiklik çok da yeterli olmamıştı. Tamam bunları... Baktım, onayladım hepsini. Commit ederken de saçma sapan bir falan yazdım. Push dedim. Bu tamamen farklı bir çatal üzerinde çalışıyorum ben. Diğer şeylerden çok haberdar etmiyor beni. Bu tarafa geldiğim zaman ben hani iki commit öndeyim. Orası bit commit önde onu görüyorum. Ve burada şöyle bir şeyler yapabiliyorum GitHub üzerindeyken. Ben oradan oradaki bilgileri alıp burayı güncelleyebilirim çünkü e, belki de ana e, oyuna bir şeyler eklendi ben de onun üzerine bir mod geliştiriyordum. E, Oyun Ana oyunda olan değişiklikleri benim e, şey yapmam lazım onlardan bir şekilde haberdar olmam lazım benim kodum onunla uyumlu olmalı. E, oradaki halini buraya güncelleyebilirim veya benim versiyonumu oraya gönderebilirim. Bu benim versiyonumu oraya göndermeyi göstereceğim. Open pull request diyeceğim. Buradaki farklılıkları yine bize gösteriyor. Yani ben şu A satırını eklemişim. Q ve E satırını eklemişim. Ama otomatik olarak birleştirilebilecek bir şey değil bu. Bu bir istek olarak gönderilecek şu an zaten. Bir dosya değişmiş bir kişi tarafından. iki tane komit yapılmış. Bu iki komiti görüyorum ben. Yaptığım benim A satırını eklemek ve Q ve E satırını eklemek. Benim projenin forkladığım versiyonu üzerinden yaptığım değişiklikler bunlar ve create pull request diyebilirim. Burada da işte hani bazı sıkıntılar vardı. Sıkıntıları hallettik falan. Daha güzel hallettik bak onları söylüyorum. Bu bir istek tamam Bu bir metin olarak karşı tarafa geçecek. Create pull request diyorum. Benden çıktı. Sıkıntıları hallettik olarak bu Sinan Sonlu'nun test ikisi altında. Burada bakıyorum hani ana klasör. Pull request'ler var. Ben diyorum ki sen bunu bir hani al bence. Ama biz tabi burada Sinan 3 olarak e, duruyoruz ve burada bazı dosyalar da aslında konflikle diyorlar. Aynı e, satırları değiştirmiş ya da aynı dosya üzerinde bir çakışma var onu görüyoruz. Edge tarayıcısı sahibi olan Sinan sonunda buraya geçtiği zaman aslında görüyor ki bir pull request var. Allah Allah ne oldu diyor. Bir adam çıkmış sıkıntıları hallettik diyor. Bir dosya çakışıyormuş. Ee, bu çakışmaları çözmemiz lazım. Biz eğer bunu kabul edecek olsak bile Konflikti çözmem gerekiyor. Sıkıntı ne? Ben buraya e, ASD ile çözdüm. Adam A ile çözmüş. Hayda diyoruz. Ee, buradaki sıkıntıyı gidermemiz lazım. Bunu burada nasıl <laughs> gideriz bir dakika? Ee, ha son halini böyle şey mi yapacağız? Kardeşim QV güzel tamam. Ama ASD olmalı olmaz diyoruz. Mark as result dedik. Commit merge diyoruz. Main'e, e, ana dala bir güncelleme yapacak diye uyarıyor. Yani adam yazmış orada emin misin diyor bize. Tamam dedik. Bu adam, bu adamın yaptığı, Sinan'ın için yaptığı güncelleme burada dahil edilmiş oldu. Mu? Bir dakika daha olmadı. Daha henüz çakışmayı çözdük. Artık çakışma yok diyor. Bunu birleştirebiliriz bizim ana dalımızda. Başka opsiyonlar da var. Bunlar biraz daha farklı şeyler herhalde. Neyse şimdilik sadece merge edelim. Merge dedik. Sıkıntıları hallettik. Confirm merge. Halletmişsiniz. Tamam dedik. Ve buradaki aslında pull request'i çözümlemiş olduk. Pull request'e bakarsak bir tane kapanmış olan, çözülmüş olan olay var. Sıkıntıları hallettik güncellemesi. Şu 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 değişiklikler yaparak çözülmüş oldu diyor. Test 2'ye döndüğüm zaman, baktığım zaman burada da içerisinde kodun son halini görmüş oluyoruz. Peki bu tarafta neler oluyor? Bu tarafta biz hani fork'un üzerinde çalışıyorduk. Ancak bizim çalıştığımız fork üzerinde bazı şeyler değişti. Bizim yaptığımız fork ana şeyle birleşti. Burada bakacak olursak aslında biz şu an şey üzerindeyiz. Şuradan bakalım mesela Sinan 3'ün içerisinde bu hesapta neler görüyorum hala? Test 2'yi görüyorum şeyden forklanmıştı bu. Bu son haliydi zaten. Ama burada şunu görüyorum. Merge ederken ben buraya A yazmış olsam da benim forkum üzerinden bu ikisi merge edildiği için burada artık ASD yazıyor. O yüzden de git krakenin içerisinde şu merge olayı benim lokalime etkileyecek. Burada lokalde bakacak olursak ikinci satırda A var. Yani ben burada yeni bir şeyler üretmeden önce aslında pull deyip bu birleştirilmiş haline, son haline gitmeliyim. Ancak bundan sonra yapılan değişiklikler, mesela burada A, bu satırlar da olsa güzel olur dedik, değiştirdik. Sonra değişiklikleri stage ettik, özetine de kafamıza göre bir şeyler yazdık, push dedik. Bu değişiklikler buraya etki etmeyecek. Bakıyorum, bu main branch. Buna Sinan Üç katkıda bulunmuş, onu gösteriyor. Bir selam çekiyor, sen de yapmışsın bak neler yapmışsın onu gösteriyor bize. Ben neler yapmışım onu da görebiliyorum Sinan Sonlu kullanıcısı olarak. Öte yandan e, o merge aşamasından sonra yapılan değişiklikler fork'un içerisinde önemli değil. O hala bir fork, yani burada baktığımız zaman bu bir şeyin fork'u olarak gözüküyor evet. E, ana kullanıcı, ana oluşturan kişi bakıp burada bu adam neler yapıyor diye kontrol edebilir. Ama onun dışında hani merge ettik artık projeye adam dahil oldu diye e, bir şey söz konusu değil. Burada her ne kadar e, onun bir katkıda bulunan olarak e, yer aldığını görsek de Hani artık o projeye dahil oldu, her şeyi yapacak falan diye bir şey söz konusu değil. Onu hani e, kısaca söylemiş olalım. Öte yandan şöyle bir şey yapmak isteyebiliriz. Nasıl bir şey? Şimdi bu projeye gerçekten bu adam e, gönül vermiş, dahil olsun dedik diyelim. Nereden ekleyeceğiz? Settings'e geldim. Collaborators. Katılımcılar. Ee, buraya katkıda bulunması için Sinan 3'ü davet etmek istiyorum. Sinan 3'ü davet ettik buraya. Henüz davet bekleniyormuş. Bu tarafa geldim. Hmm, burada tam olarak nerede göreceğiz acaba onu? Acaba şöyle GitHub ana kısmına gitsek. Yani normalde mail falan geliyor. Mail gelmezse nereden bakıyoruz ona bakayım. Senin repozitörlerinde bir yerde görüyor muyuz? Başka nerede olabilir? Burada değildir herhalde. Profilinde görebilir misin? Ee, peki şey yapsak. Şurada şu klasöre baksam ben. Dur Sinan'ın sonlu olanı bakacağım. Ha. Sinan Sonlu ona bakacağım dedim. Yanlış yere gittik. Sinan Sonlu testikiye bakacağım. Ha tamam. Bu, bu sayfaya gidersen daveti görebiliyormuşum. Daveti gördüm. Tamam tamam. Ka katkıda bulunurum dedim. Belki hani proje grubunda çalışıyoruz. O zaman bir kişi projeyi burada GitHub'da oluşturacak. diğerlerini birer katkı sağlayıcı olarak ekleyecek. Ve o kişilerin her biri Yeni bir versiyon oluşturmayacak. Aynı bu klasöre gidecek. Burada hani e, klonlama şeyini alacak, kopyalayacak. E, kendi e, şeyinde git krakeninde oraya bir klon oluşturacak. Biz bu klon oluşturmayı yaptık hatırlarsanız. Şu test 2'nin bir klonunu oluşturduk. Hata düzelttik hatta bunu commit ettik push edemedik. Neden? Sıkıntı şuydu bu bize ait bir e, proje değildi. Şimdi ondan bu yana bazı şeyler yapıldı orada düzeltmeler değişiklikler bir Merge'ler yapıldı uzak tarafta ve benim artık şu hata düzeltildi dediğim halinde teste bakarsak şuraya A yazmıştım çok çok eskilerden bu projeye bir e, katılımcı değilken hani değişiklik yapmıştım sonra forklamam gerektiğini fark ettim falan e, benim bu aslında bu yaptığım değişiklik anlamsızdı ben projenin son haline ulaşmak için burada pull pool diyebilirim pullda bir sıkıntı var neden? Çünkü bazı şeylerin çözülmesi gerekiyor. Nedir o çözülecek şey? Bu benim sürümüm, bu karşıdaki sürüm. E Karşıdaki sürüm o kadar uğraştık eskiden zaten onu alacağız diyorum. Save dedim. Commit ve Merge dedim. Benim buradaki versiyonumu da oradaki haliyle e, aynı hale getirmek için böyle bir şey yaptım. Sonra da e, bu sefer hani pull demiştik ya son halindeyiz günceliz biz daha günceliz orijinden bu halinde pushlayacağım. Hani benim lokalimde ufak bir farklılık vardı, onu çözdük. Ondan sonra da, şu bu arada hani şurada yan dal yazan e, bizim e, burada bir de branch oluşturduk ya, branch olup da push edebilir miyiz onu test etmiştik. Bu yan o, bu yan da sileceğim ben, delete yan dal diyeceğim. Çünkü bu uzak tarafta orijinde olan bir değişiklik, bir dal değil bu, böyle bir dal yok zaten. Onu da ben buradan attım. Hani ben bu eskiden yapmaya kalkıştığım değişiklikleri çöpe atmış oldum. Ancak buradaki hani şu ufak birleştirmeyi yapmam gerekti benim. Lokalimle şeyi eş hale getirmek için. Çünkü bende bir farklılık vardı dosya olarak. Ben gidip klasörümde o dosyayı silebilirim. O bir seçenek. Hani her şeyi orijinden alabiliriz. Ama lokaldeki dosyayla bir bakalım karşılaştıralım. Eskiden ne yapmışım diye bir yaklaşımda bulunduk. Şu an ben de Sinan 3 olarak da son halindeyim projenin. E bundan sonra artık test 2 üzerinde çalışıyoruz. E buraya yeni dosyalar ekleyebilirim. İçeriğinde bazı değişiklikler yaparım. Ve bunu bu sefer değişiklikler tamam view changes, stage changes dedim. Hepsini onayladım. Commit'imi yazdım. Commit dedim. Ana e, projeye push edebilirim. Burada baktığımız zaman hem e, Sinan sonlu klasörünü gerçi şey olarak yapacağız. Şöyle geri gidelim. Şimdi ben bu tarafta Sinan 3'üm. E, benim repositorylerimde şu forkladığım şey gözüküyor. Bir de test 1 gözüküyor. Ancak ben gidip Sinan sonlu test 1'in içerisinde de artık niye öyle yazdıysak artık neyse şuradan basalım. Şuradan forkladığım için buna basarsam burada da artık söz sahibiyim. Ben bir contributor olmak dışında burayı düzenleme hakkına sahibim. O yüzden de burada mesela yeni dosyayı ben e, internet üzerinden de, kitap arayüzü üzerinden de değiştirebilirim. Her ne kadar bu repo doğrudan bana ait olmasa da burada düzenleme hakkına sahip olduğum için. Ardından da lokalde bakarım. Burada hani burası canı isteyince güncelleyecek. Güncellediği zaman da aslında son e, şeylerin ne olduğunu görmüş olacağım. Bunu aslında hani yeni hali o kadar sık güncellenmeyeceği için aslında burada e, biraz daha aralıklarla güncelliyor elbette. Burada onu zorlamak için de bir şey muhtemelen vardır. Birileri belki aşağıya açıklamaya yazmış olur neyse. Burada hani bir katılımcı olarak onu eklemiş olduk. Edge tarayıcısının sahibi de burada artık daveti kabul edilmiş onu görüyor. Test 2'ye baktığı zaman da Aa, adam güncellemiş yapıyor tamam çalışsın diyor. Belki işte branch oluşturacaklar. Branch üzerinden çalışacak bir tanesi. Hani o senaryo geçerli olacak. Onun dışında da burada mesela hani diğer yapılan arayüz üzerinden yapılan güncellemeyi de gördük. pull diyerek son hale ulaşabilirim. Şimdi bir de buton bunların yanında terminali de burada kullanabiliyoruz. Hani terminal üzerinden, komutlar üzerinden işlemler yapabiliyoruz. Belki bir sorunumuz vardı da burada hani terminalden şu komutları yaz ya da şunu yaz bak bir bakalım falan dediler. Öyle çözeceksek terminalin terminali o şekilde hani yukarıdaki az önceki bastığım butona basarak terminalin nasıl kapıyoruz? Şu, aa yok o sadece onu bırakıyor. Şimdi şöyle basayım. Ha şu terminali kapıyor. Şuradayken terminal butona bastığım zaman terminali görebiliyorum. Burada da bazı komutları işte e, kullanabiliyoruz. Mesela gitle başlayan e, şeyler oluyor. Hani komitler falan filan burada e, yer alabiliyor. Mesela git log dersek de git log değil miydi ya da başka bir şey mi? neyse e, git log var mıydı ya dur başka türlü mü yazılıyordu. arasında çizgi vardı herhalde. Git log dediğimiz zaman burada olmadı. Şimdi aslında biz şeyi de kurduk. Değil mi? Evet hani git'i kurduk. Ya da belki de bir dakika git desen sadece git'i de tanımadı tamam. Hani az önceki şeyleri kurmuş olmamız aslında onları sağlayacak olan şeydi. Ancak belki şöyle bir şey olmuş olabilir. Onu kurduktan sonra yani ikisini de açtıydık da eş zamanlı falan kurduysak belki bu taraf onlardan haberdar olmamış ise diye düşüneyim. Tamam şimdi git komutum tanımlıyor. Yani terminali kullanmak için şu ilk kurduğumuz şeyleri yapmış olmamız şart. Bir de git kraken'i bir açıp kapamak gerekiyor herhalde ondan sonra. hani git kraken'in ilk açılışından sonra tekrar bir kapayıp açtıktan sonra burası sanki onlardan haberdar oluyor. Şimdi mesela git log dersem bize bir Aa yine git logu saymadım boşluk mu var yoksa da 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 boşluk varmış burada e, bir hani döküm bize vermiş oluyor bu e, repo'da neler yapıldı neler oldu şeklinde e, kim işte ne yeni dosya oluşturdu hangi komitler yapıldı neler birleştirildi onlara dair bize bir e, özet bilgi burada sunmuş oluyor hani GitHub kullanımına dair aslında e, böyle bir hani e, iş görecek açıdan giriş seviyesinde bilgiler bu şekilde. Ya onun dışında da tabii ki bir sürü farklı detay var ama başka bölümlerde görüşmek üzere diyebiliriz herhalde. Burası hani bu video için yeterli gibi. Görüşmek üzere.